Tüm desteği vereceklerine dair basın toplantısı biraz sonra başlayacak. Yaklaşık 1.30'da basın toplantısı başlayacak ve 10 dakikalık bir açıklama yapılacak. Bu 10 dakikalık açıklamada hem hükümetin çalışma biçimi hem de yeni koalisyon hükümet üyeleri açıklanacak Canan. Teşekkür ediyoruz Gökhan Kazbek aktardıkların için. Katolik dünyasının yeni papası 1. Francis resmi papalık ayiniyle göreviine başladı. Yüz binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda toplandı. Yeni papanın ilk ayinini izlemek için törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ temsil etti. Fener Rum Patriği Bartolomeos da törene katılanlar arasındaydı. Törenin ayrıntılarını bize Dündar Keşaplı aktaracak. Dündar, Papa Francis ilk ayininde hangi mesajları verdi? Evet, Vatikan'dan hepinize merhaba Canan. Hassas olmaktan korkmayın. Hassasiyet zayıfın fazileti değildir. Bilakis aksine ruhun kuvvetini ve diğerine yönelik dikkat, acıma ve gerçek açılım kapasitesini gösterir. Sevgiyi hissetmek ve sevmek kapasitesi. Ondan korkmayın, korkulmaz, korkumuz olmamalı. İlk mesajı Papa'nın bugün Vatikan Meydanı'nda bu şekildeydi. Papa Mavisi Benedictus 28 Şubat'ta görevinden ayrılmasına takip eden konklav sürecinde 13 Mart günü yeni papa seçilen Francis resmi papalık ayinini icra ederek görevine resmen başladı. Francisco papalık tahtına çıkışı şerefine bugün Vatikan'da tören düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanında 1 milyon aşkın Katolik katıldı. Papa Francis'in resmi ayinini Türkiye'de aralığında bulunduğu bir ülkeden üst düzey temsilciler de törene iştirak etti. Toplam 132 devlet ve uluslararası organizasyonlarından temsilci katılırken 30 devlet başkanı töreni izlemek için hazır bulundular. Ayrıca sonra Katolik aliminin 266. papası Francis ülkelerin temsilcileriyle Aziz Petrus Fazilikası'nda bir araya geliyor ve şu anda bu karşılıklı görüşmelerde devam ediyor Vatikan'da. Yeni papa törene katılmak üzere meydanda dolduran coşkulu halkın arasından geçerek katılımcıları selamlayarak başladı. Belirttiğim gibi Türkiye'yi törende Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ temsil etti. Tarihi bir gelişme olarak ise Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos'ta törene katıldı. Roma Kilisesi'nde 1054 yılında merkezi İstanbul'da bulunan Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmış ve o günden bugüne hiçbir şekilde törenlere katılmamıştı. Yani 959 yıl sonra ilk kez Rum Patriği Papa'nın göreve başlaması haline katılmış oldu. Canan, teşekkür ediyoruz. Dündar Keşaplı'dan aldık bilgileri sevgili seyirciler.